Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi'nin 2021 yılındaki en iddialı telefonlarından biri olan Mi 11'e yakından bakıyoruz. Arkadaşlar, sizlere League of Legends Wild Rift'ten bahsetmek için videomuza çok kısa bir ara veriyorum. Wild Rift, dünyanın en fazla oynanan bilgisayar oyunu League of Legends'ı mobil cihazlarımız için tamamen baştan tasarladığı 5'e 5 rekabetçi mobil oyun. PC versiyonuna göre oyun süreleri daha kısa. Ayrıca Wild Rift tamamen ücretsiz ve tamamen Türkçe. Türkçe derken sadece metin değil arkadaşlar, seslendirmeler de dahil olmak üzere tüm detaylar dilimize uygun hale getirilmiş. Şunu da belirtmem gerekir ki oyunda para karşılığı herhangi bir avantaj elde etmemiz söz konusu değil. Bu arada oyun mobil platforma aktarılırken öyle dümdüz aktarmamışlar. Pek çok yeniliği de beraberinde getirmişler. 150 kişilik geliştirici ekibi oyunun kontrolleri üzerinde çok fazla emek harcamışlar. Wild Rift'i iyi, güzel bir telefonda oynuyorsanız 60 FPS ve yüksek kalitede oynayabiliyorsunuz. Tabii düşük özellikli telefonlarda da temel oynanıştan ödün vermeden rekabete girebiliyorsunuz. Henüz denemediyseniz League of Legends Wild Rift'i açıklama kısmındaki bağlantılardan telefonunuza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Haydi şimdi videomuza devam edelim. Mi 11 günümüzde müzdeki en güçlü Android telefonlardan bir tanesi. Bu da ilk defa Snapdragon 888 işlemciyi kullanmasıyla birlikte oluyor arkadaşlar. Hatta satışa çıkmasının ardından sadece 5 dakika geçiyor ve 350 bin adet sipariş alıyor telefon. Böyle de bir başarısı var. Gelin kameralarla hızlıca başlayalım. Neler vaat ediyor bir görelim. Arkada üçlü bir kamera dizilimimiz var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi 108 megapiksel değerinde ve f1.85 diyafram değerinde taşıyor. Bu lens geniş açılı ana lensimiz. Standartında 16 megapiksellik çekimler yapıyor. İkinci kameramız ise ultra geniş açılı lensimiz arkadaşlar. 123 derecelik bir görüş açısı var arkadaşlar. Derecesi o şekilde ve f2.4 diyafram değerini taşıyor. Son lensimiz olan makro kamerası da 5 megapiksel. Geniş açılı ve ultra geniş açılı lensimiz bir arada altlı üstlü şekilde sıralanmış. Bunlar bir çerçevenin içinde arkadaşlar. Bu çerçevenin dışında bir çerçeve daha var. O çerçevenin de içinde makro lensimiz ve flaşı görüyoruz. Gündüz çektiğim fotoğraflarda detaylarda herhangi bir sorun görmedik. Renkler telefonun ekranında oldukça güzel gözüküyor. Düşük ışıklı ortamlara geçtiğimiz zaman kumlanma çok fazla yok. Yalnızca gece modu çekimlerde, bu telefonda da tabii ki de var, gece modu kontrastı bir tık düşürüyor gibi geldi. Yani böyle renkler sanki siyah beyaza doğru kayacakmış gibi. Bu arada ultra geniş açılı modda da gece modunu aktif edebiliyoruz. Gece modunu aynı zamanda bir yerde daha kullanabiliyoruz arkadaşlar. O da tabii ki video tarafı. Makro kamerasından da bahsetmek gerekirse yine beklediğimden iyi çıktı arkadaşlar. Böyle nesneye yakınlaşayım, çiçeği, böceği çekeyim vesaire gibi dertleriniz varsa işinizi görecektir. Bunun yerine telefoto olsaydı vesaire diye de düşünüyor olabilirsiniz. Tabii makro kamerayı yine video içinde kullanabiliyoruz. Video tarafına baktığımız zaman çözünürlüğümüz 8K'ya kadar çıkabiliyor. 8K'da 30 veya 24 kare, 4K'da da maksimum 60 kare çekebiliyoruz. Bunu hatırlatalım. Görüntü sabitleme özelliği de var. Güzel yapıyor. Fena değil. Ancak mesela bir mod var. Bu Samsung cihazlarda da alışmıştık arkadaşlar. Ultra sabitlemeye çalıştığı bir mod. Bu modu sadece 1080p 30 karede kullanabiliyoruz. 4K'da HDR 10 Plus, 8K'da da HDR 10 videolar için renkleri optimize edebiliyor. Tabii ki de bunun için cihazınızın desteklemesi, ekranın desteklemesi lazım. Bunu da hatırlatalım. Video tarafında süper makro modunda yine 1080p'den ileri gidemiyoruz. 20 megapiksellik bir ön kamera bizleri bekliyor bu arada. Örnek fotoğraflar zaten arka planda dönüyor arkadaşlar. Güzel diyebileceğimiz, ancak sanki böyle bir tık daha da iyi olabilirmiş de diyebileceğimiz bir kamera aslında ön kamerası. Aynı zamanda ön kamerada hayal kırıklığı yaratan noktalardan bir tanesi şu. Sadece 1080p video çekebiliyor. Hani günümüzde böyle pandemi koşulları, görüntülü görüşme vesaire gibi şeyler önemliyken ön kameranın kalitesi bir tık daha güzel olabilirmiş diyebilirim. Yine ışığın az olduğu ortamlarda bir tık daha iyi çekmesini de bekliyordum açıkçası. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Mi 11'in mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz. Yani bu şekilde kayıt yapabiliyor. Şimdilik kamerayla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Gelin birazcık da tasarıma, ekrana falan filan bir bakalım neler sunuyormuş. Öncelikle arkadaşlar çok büyük bir ekranımız var. Bunun yanında da bu ekranımız kavisli. Bu kavislere yanlışlıkla dokunurum vesaire gibi derdiniz olmasın. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Hani ne kadar alan aktif olsun veya deaktif olsun gibi bir seçenek sunmuş sizlere. Yanlışlıkla dokunmanın önüne geçiyor böylece. 6.81 inçlik AMOLED bu ekranı tek elle kullanmak birazcık zor tabii ki de. Yani telefonun boyutundan dolayı zaten buna çok değinmeye de gerek yok aslında. Ama burada şöyle bir detay da var. Kavisli telefon dedik. Kavisler tutuşa olumlu bir katkı sağlıyor. Ekran büyük dedik ama çözünürlük de güzel arkadaşlar. 3240'a 1440'lık çözünürlükle birlikte geliyor. Bu büyük ekranda da gayet keyifli oluyor. Ayrıca bu çözünürlükte de 120 Hz'lik bir tazeleme hızını bizlere sunuyor telefon. Yani amiral gemisi bir cihazda ekrandan ne bekliyorsak aslında günümüz koşulları için Mi 11 bizlere bunu vaat ediyor. Ayrıca bu ekranımız yine Gorilla Glass'ın en yeni teknolojilerinden bir tanesi olan Victus ile birlikte korunuyor. Telefon yine içerisinde MEMC ya da
MEMC nasıl okuyorsanız artık böyle bir teknoloji barındırıyor arkadaşlar. Şimdi ekranımız 120 Hz dedik. Bu 120 Hz ise onun katkı sağladığını düşünebilirsiniz aslında. Mesela bir video izliyorsunuz, 60 FPS bu video. Aralara çeşitli kareler atarak onu 120'ye tamamlamaya çalışıyor. Ekranda parmak izi okuyucumuz mevcut. Tabii ki de bir amiral gemisinden bahsediyorsak olmazsa olmazlardan bir tanesi. Gayet güzel, hızlı çalışıyor. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Burada şunu da eklemem lazım. Bu parmak izi okuyucumuz aynı zamanda kalp atış hızımızı da ölçebiliyor. Üzerine bir süre basılı tutuyorsunuz. Belli bir ölçümünü yapıyor ve size söylüyor. Kamerada da gördük zaten arkadaşlar. Yine tasarımla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Ön taraftaki kamera deliğimiz gerçekten çok küçük. Yani ekranın birçok kısmını bize bırakıyor aslında telefon. Arkadaki ikili gibi duran aslında üçlü olan kamera tasarım hilesini ya da buna hile demezsiniz adını ne koyarsanız koyun. Ben beğendim. İlk baktığınızda böyle sanki iki tane kamera varmış gibi gözüküyor. Orası derli toplu olmuş. Kamera çıkıntısı elbette birazcık var. Masaya koyduğunuz zaman şöyle inceden sallanıyor. Bu kameraların altında tasarımı tamamlayan böyle sade duran abartılı olmayan bir Xiaomi logosu görüyorum. Arka taraf çok az da olsa parmak izi bırakıyor. Bizdeki rengi açık bir renk olduğu için çok belli olmasa da koyu renklerde bir tık daha belli olacaktır. Bizdeki standart tasarımın yanında bir de arkası deri olan modeli var. Arkayı deri kaplamışlar. Bu deri olmayan versiyonda ağırlık 196 gram. O versiyonda yani deri olan da değişir mi değişmez mi orası hakkında şu an bir fikrim yok arkadaşlar. Hoparlörlerimiz stereo. Alt taraftaki hoparlör ızgarasını böyle bir ses dalgası şeklinde yapmışlar. Gayet de güzel olmuş ve telefonu gerçekten gerek müzik dinlerken gerek bir şey izlerken güzel ses verdiğini, doldurduğunu söyleyebilirim. Ses demişken 3.5 mm'lik bir jack girişi yok. Bunu da hatırlatalım. Genel olarak tasarım derli toplu olmuş. Ben beğendim diyebilirim. Hani arka taraftaki bu kamera dizilimini beğendiyseniz özellikle ve büyük bir telefon sizler için sorun değilse bence tasarımı sizler de beğenmişsinizdir zaten. Yani premium hissiyatını bana kalırsa telefon rahat bir şekilde uyandırıyor arkadaşlar. Şimdi gelin birazcık da donanımından bahsedelim. Xiaomi Mi 11'de günümüzün en gelişmiş işlemci platformlarından bir tanesi olan Snapdragon 888 mevcut. Hatta dediğim gibi bu işlemci dünyada kullanan ilk telefon olma ünvanına sahip. Maksimum 2.84 GHz hızına kadar çıkabilen ve 5 nanometre mimariye sahip olan bu işlemci Mi 11 gibi yeni nesil amiral gemilerinin hızından, batarya performansına, 5G bağlantısından kamera performansına kadar aslında her detayda boy gösteriyor. Artık daha çok enerji tüketimine neden olan ekran, kamera ve 5G bağlantısına rağmen Mi 11 işlemcisi sayesinde yüksek performans ve dengeli bir enerji tüketimi sunuyor. Snapdragon 888'deki Adreno 660 grafik işlemcisiyle bu anlamda bir önceki nesle göre %35 daha hızlı olan Mi 11, yüksek grafik isteyen oyunlarda yapay zeka çekirdekleri sayesinde hem aşırı güç tüketmiyor hem de aşırı ısınmıyor. Elimizdeki versiyonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip olan Mi 11, tüm donanım birimlerini bir arada düşünürsek 2021'in şimdiden en iyi telefonlarından bir tanesi desek yanlış olmaz aslında. 4600 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor bu arada Mi 11'de. Mi 11'in de kutusundan şarj aleti çıkmıyor ve artık bu kutudan şarj aleti çıkmama meselesi günümüzde artık konuşmamız gereken bir hal haline geldi. 55 wattlık hızlı şarj meselesi var telefonda. Bu arada yaklaşık 45-50 dakika gibi bir sürede %100 şarjı ulaştırabiliyor kendisini. Bir de eğer destekleyen bir kablosuz şarj cihazınız varsa 50 wattta kablosuz hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca tersine kablosuz şarj meselesi de var. Yani cihazın arkasına başka kablosuz şarj olan bir cihaz koyuyorsunuz ve 10 watt kadar hızıyla şarj edebiliyor. Bu arada bu kutudan şarj aleti çıkma meselesinde Mi 11'de şöyle oldu. Çin'de ilk etapta aslında kutunun yanında hediye olarak bazı insanlar bu alete ulaşabildi. Tabii ki de ülkemizde satışa çıktığı zaman böyle bir durum olur mu? Böyle bir güzellik yaparlar mı? Onu şimdiden kestirmek güç. Şimdi gelin bir tık oyun oynayalım bakalım. Bir 15 dakika bakalım şarjı ne durumda olacak, ne kadar ısınacak vesaire bunları gözlemlemeye çalışalım hep beraber. Oyun testimizde bu sefer bir Asphalt 9'u deneyelim dedik. Oyun oldukça akıcı bir şekilde çalıştı arkadaşlar. Hakikaten ekranda oynaması eğlenceli oluyor. Oyun testimizde bu sefer Asphalt 9'u deneyelim dedik arkadaşlar. Başlarken şarjımız yaklaşık %68'deydi. Bunun yanında sıcaklığımızda dışarıdan ölçebildiğimiz kadarıyla 31.2 derece olarak çıktı arkadaşlar. Şarjımız %6'lık bir kayıp yaşadı. Yani %6-%5 arası bir kayıp yaşadı. Aslında fena diyemeyiz. Çok iyi değil, çok da kötü değil gibi aslında ortada bir değer. Kendisi ancak sıcaklık olarak mutlu etti. Çünkü sadece 2 derecelik yine dışarıdan ölçebildiğimiz kadar bir yükselme oldu. 33.2 derece yükseldi. Burada işlemcinin aslında ne kadar serin çalışabildiğini de birazcık sinyallerini vermiş oldu. Oyuna da baktık. Artık son sözlerimize gelebiliriz arkadaşlar. Çin'deki fiyatına baktığımız zaman yaklaşık 4500 TL civarında satıldığını görüyoruz. Ülkemizde de vergileri eklediğimiz zaman bu fiyatın 9000-10000 bandında olacağını tahmin etmek aslında yanlış olmaz. Genel olarak derli toplu bir tasarım, gayet güzel bir ekran ve oldukça iddialı bir donanımla birlikte gelmiş Mi 11. Ülkemizde satışa sunulduğu zaman da bu telefon olacak olan ilgiyi, oluşacak olan ilgiyi daha doğrusu ben de merak ediyorum. Onu da hep birlikte göreceğiz zaten. Ancak şu ilk bakışta baktığımız zaman telefon genel anlamıyla güzel olmuş. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yine yorumlar kısmından bizlere belirtmeyi unutmayın. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey varsa onları da yazabilirsiniz. Bu arada videonun başında bahsetmiştim arkadaşlar. League of Legends Wild Rift'i indirmek istiyorsanız açıklama kısmına bağlantıları ekledik. Unutmayın diye.
Ayrıca şurada beğen butonu var. Ona basarak da videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.